Bu senin hipofiz bezin. Bu da onu ezen granül dokusu. Hipofiz bezinin çalışmaması eşittir büyüme hormonu olmaması, o da eşittir kısa boy. Nasıl? Kızımda cücelik yok mu? Yok. Sadece yeteri kadar hormon üretemiyor. Peki annem? O cüce, gerçek cüce, sen sahte cüce. Sen bir taklitçisin. Geçirdiğin kulak enfeksiyonları vücudundaki granül hücrelerinin artmasına, çoğalmasına sebep olmuş. Ne yapmışlar? Ciğerlere saldırmışlar. Oradan hop karaciğere yürümüşler. Oradan hop otostop çekmişler, pankreas, pankreası ziyaret etmişler. Biz ne yapacağız? Onları bir güzel kemoterapi bombardımanına tutacağız. Sonra granülomu çekip çıkaracağız. Peki sonra ne olacak Selim'e? Ne yapalım? Ben size bunu uygulamalı olarak göstereyim. Tamam, bir tiyatro yapalım. Şimdi bu bir hap. Bu elimdeki hap, hapı temsil ediyor, ilacı. Bu da senin kızının ağzı. Ne yapıyoruz? Kızın bu ilacı alıyor. Sonra belki basket takımına giremeyeceksin ama boyun uzayacak. Peki haplar almasam, kemoterapi yapsanız yine de iyileşebilir miyim? Şimdi bak, vücudunun büyüme hormonuna birçok şey için ihtiyacı var. Mesela büyümek için. Ben halimden memnunum. Bırak şimdi. 15 yaşındasın. 15 yaşında hiçbir çocuk halinden memnun değildir. Doğruya doğru. Ben kendimi seviyorum. Ne güzel. Harika. Kendini sevmek çok güzel bir şey. Bravo sana. Peki. Mesela yüksek bir raftan bir şey alman gerektiğinde ille birinden yardım istemek zorunda olman. Seviyor musun bu durumu peki? Hoşuna gidiyor mu bu durum? Veya asansöre bindiğinde 8. kat düğmesine basamamak. Bu durumu da seviyor musun? Hı? Hoşuna gidiyor mu? Bir sıraya girmek zorunda olduğunda yüzün devamlı önündeki insanların barına denk gelecek. Postaneye gittiğinde, bankaya gittiğinde bankoya uzanamayacaksın, sesini duyuramayacaksın. Böyle mi devam etmek istiyorsun hayatına? İnsanlar devamlı yukarı bakarlar. Bu yüzden aşağıda neler olup bittiğinin hiçbir zaman farkına varmazlar. Aşağıda kim var? Nasıl bir derdi var? Bilmezler. Bak sen 15 yaşında bir çocuksun. Ama 50 yaşına geldiğinde insanlar sana çocuk gibi muamele edecekler. Acaba hoşuna gidecek mi o zaman? Hı? Sevebilecek misin kendini o zaman? Ya hallederim, ben severim diyorsan tamam, eyvallah. Senin bileceğin iş. Hayat senin hayatın. Senin seçimin. Ama bu durumdan kurtulabilirsin. Senin elinde. Büyüme hormonunu kullanmak zorundasın ama. Karar senin. Ah!
ateş! Beni beklesene be adam! Beni dinle! Kızı hastalığını anlatırken hayatını yaşamaya değer olmadığını hissettirmesen olmaz mı? Yardım etmeye çalışıyorum ona. Hayır, boyunu uzatmaya çalışıyorsun. Abartma, o kadar da değil. Musluğa yetişebilse yeter. Kafa mı güzel senin ya? Ha, güzel, evet güzel. Seninki kadar güzel değil ama benimki de güzel. Kızımı zorlamayacağım. Kendi yolu kendi seçimi. Kolay yolu seçmek istemiyorsa yapacak bir şey yok. O zaman berbat bir annesin sen. Kızının ucube olarak kalmasını istiyorsun. Bu nasıl söz ya? Biz ucube falan değiliz. Kızının hayattaki tüm zorluklara, tüm sıkıntılara katlanmasını istiyorsun, öyle değil mi? Evet. İyi, o zaman al eline bir çubuk, sok gözüne. Kollarını da kes. Ha? Ne güzel olur, daha beter zorlanır. Tam senin istediğin gibi. Kısa boylu olmakla tek göz olmak aynı şey değil. Sen de, ben de normal olmanın ne kadar berbat bir şey olduğunu gayet iyi biliyoruz. Çünkü ikimiz de farklıyız. Diğerlerinin, normal insanların gözünde ikimiz de ucubeyiz. Diğerlerinden farklı olmak insanı daha güçlü kılar. Öyle değil mi? Peki sen, kızın daha ne kadar güçlü olsun istiyorsun diğerlerinden? Ha? Kızının cüce olduğunu zannediyordun. Hazırladın onu önündeki zorlu hayata. Bravo, gayet de güzel yaptın. Bak ne diyor içeride? Kendimi seviyorum diyor. Aferin sana, senin sayende. Ama kızın senin gibi değil. O başka bir hikaye. Onun senin yaşadığın zorluklara katlanmasına gerek yok. Şimdi git içeri kızının yanına. Yalan söyledim sana de. Geçmişe dair. Söylememiş olsan bile. Sil geçmişi. Bırak kendi hayatını yaşasın. Kaderim bu. Hayır, istemiyorum anne. Eğer normal olursam sıradan, sıkıcı biri olacağım. O kadar da basit değil o. Sana renkli renkli kıyafetler alırız biz de. Sen de sıkıcı olmazsın o zaman. İstemiyorum. Büyümek istemiyorum anne. Boyun ne olursa olsun. Neşen hep boyunu aşacak. Senin sıkıcı olman imkansız Selvi. Neden o zaman ismimi Selvi koydun? Boyumuzun olsun diye mi? Hayır kızım. Boyunuzun olsun diye Selvi koymadım adını. Yaz kış demeden, yağmur çamur demeden. Senin gibi hep yemyeşil olduğu için Selvi koydum senin adını. Hep umut vaat ettiği için. Bilmek istemiyorum ben. Herkes gibi olmak istemiyorum. Sen istesen herkes gibi olamazsın ki. Sen benim kızımsın. Dünyadaki en özel şeysin sen. Gel buraya.
bana bak. Büyüyeceksin. Ve biz yine birlikte çok mutlu olacağız. Bunu birlikte başaracağız, tamam mı? Söz ver bana. Tamam, söz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum anne. Thank you.